Türkiye Ermenileri Patrikliği uzun bir aradan sonra Facebook üzerinden Pazar Ayini canlı olarak yayınladı. Ermeni kiliseleri 9 Mayıs Pazar günü Diriliş Yoğurtusu haftalarının son pazarını kutlamış oldu. Patrik II. Saak Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Türkiye Ermenileri Patriklik Kumkapı Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde kıdemli peder Dırtat Uzunyan Eli ile kutsal sunu ayini gerçekleşti. Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle uzun süredir hafta içi perşembe günleri icra edilen kutsal sunu ayini Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlanıyordu. Bu hafta ise alınan izinlerle pazar günü icra edilen kutsal sunu ayini canlı olarak yayınlandı. Patrik II. Saak riyasetinde kıdemli peder Dırtat Uzunyan'ın sunduğu kutsal sunuda Patrikliğin ruhani eğitim alanları da Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Peder Şirvan Mürzyan'ın da hazır bulunduğu ayinde ilahileri, Patriklik Armaş Korusu üyeleri seslendirdi. Ayin sonundaysa ölümünün 1. yıl dönümü dolayısıyla Gedikbaşa Surp Hovannes Kilisesi Vakfı Başkanı merhum Harut Yun Şanlı ve tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Törenin ardından Patrik II. Saak Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Türkçe vaaz konusu insanın ölümden sonra ne ile karşılaşacağı, ruhun ne olacağı üzerine oldu ve dilenci ile zengin adam meselini okuyarak yorumladı. Fark ettiniz mi? Bu meselde fakirin adı var. Lazar. Zenginin adı? Zenginin adı yok. Bu dünyada zenginin adı var. Lazar'ın adı yok. Ama Tanrı'nın kitabında Lazar'ın adı var. Zenginin adı yok. İşler öldüğümüzde çok karışır sevgili kardeşlerim. Ummadığımız kadar tuhaf şeylerle karşılaşacağız biz öldüğümüzde. Onun için Fransız düşünür Albert Camus diyor, ölüm bir insanın başına gelecek en büyük maceradır. Çok tuhaf şeyler yapıyor ölüm bize. Bütün başarılarımızı sıfırlıyor. 5 tane yabancı dil bil. Ölüm sana çarptığında sıfırlanıyorsun. Onlarca ülkeye gitmiş ol. 3 üniversite bitir. 10 milyar doların olsun. Ölüm gelip çarptığında sıfırlanıyorsun. Sanki hiç olmamış gibi oluyorsun. Sanki bu dünyada yaşamış bir hayalet. Sanki bu dünyada var olmuş bir rüya. Gerçekten Yakup diyor ki, nedir ki hayatınız? Bir an gözüken sonra gözükmez olan buğu gibisiniz. Çaydanlığın üstünde gerçekten kaynayan o buğuyu bir an görürüz ama ondan sonra yok olur. Hayatımız da böyle. İlginç şeyler olacak öldüğümüzde, hele öldükten sonra daha ilginç şeyler. Kısacası ruh bedenden ayrıldığında bir koza gibi kendi hatıralarının içine gömülüyor. Ama artık tek başına değil, vicdanıyla beraber. Vicdan içimizde Tanrı'nın ateşidir. Aydınlatır bizi iyiyle, güzelle, doğruyla. O evimizdeki, odamızdaki bir ışık gibidir. Aydınlatır ve gösterir bize. Ve bizden doğru olanı yapmamızı ister. Yanlış yaptığımızda da bizi uyarır. Herkes kendisi getirir cehennemini bu dünyadan. Herkes cennetini ya da cehennemini biriktirir içinde. Bencillik, ben, cehennem budur. Başarı, tek başına yaşanan başarı, cehennem budur. Başkalarına ortak etmediğin mutluluk, cehennem budur. Sadece kendi kurtuluşunu aramak, cehennem budur. Cennet, paylaşıldığında ortaya çıkan güzelliktir, sevgidir. Bizim olan şeyler bize verilmiş. Bunun bilincinde olacağız ve bunu paylaşacağız. Bunu yaptığımızda cennetimizi beraberimizde taşırız biz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi birbirimize emanet etti ve birbirimizi kollamalıyız, birbirimizi yüceltmeliyiz, birbirimiz için yaşamalıyız, sevmeli ve sevilmeliyiz.
Tanrı'nın iradesi bu. Tanrı'nın merhameti sonsuzdur. Onun için biz ölmüşlerimiz için dua ederiz. Çünkü son yargıları gerçekleşmemiştir. Tanrı hayatın sahnesini sıkı sıkıya örtmüş. Öteki taraflarla ilgili imanın olabilir. Ve çok sınırlı bilgin. Biz ölümün kapılarına kadar gidebiliriz ve birazcık girebilir ve geri dönebiliriz. Asıl olan şey, yaşamı ve ölümü yaratan mühendisin sözlerini dinlemektir. Tanrı yarattı. Bu dünyayı öteki dünyaya ve bu dünyada bize öteki dünyayla ilgili yeterli bilgi verdi. Dedi ki var, ruhunuz yok olmayacak, yaşayacaksınız. Bir hesap var ve o hesaba göre mutlu ya da mutsuz olacaksınız ve onu siz seçiyorsunuz bu dünyadaki seçimlerinizle. Onun için dikkat edin. Tanrı kurtulmanızı istiyor ama özgür iradenizde olmanız gereken yeri siz seçeceksiniz. Tanrı'nın bize dediği şey bu. Bize önerisi bu. İnançlı olun ve iyi insanlar olun. Çok büyük bir şey değil istedi. Sevgili kardeşlerim, hepimiz öleceğiz. Ve hepimizin mezarının başına haç dikecekler. Niye? Çünkü umudumuz o. Çünkü her şey bittiğinde sarılacağımız tek şey o. Ve Tanrı dedi ki, gerçek bu haç. Ve Hristos bütün vaazlarını bitirdiği gibi bitiriyorum ben de. Kulakları olan işitsin. Amen. Patrik II. Sağık kendi sosyal medya hesabı YouTube üzerinden Ermenice ve Türkçe olarak iki ayrı videoyla Anneler Günü mesajı yayınladı. Annelerimiz yaşam yolculuğumuzun başlangıcından beri bizimle birlikteler, hiç ayrılmadan. İnsanlığın tüm dillerinde en güzel sözcüktür anne, ana, mama, mayrik. Anne kalbinin ve sevgisinin güzelliği tüm insanlık için insan olma ölçütüne dönüştüğünde o zaman dünyamız kurtulacaktır tüm çirkinliklerinden. Kutsal anne, annelerimiz de senin gibi insanlığımızın kalbi ve ruhudur. Sevgi ve adalet pekişsin yeryüzünde. Bu salgın hastalık belasını def et. İncitmesin evlatlarını daha fazla. Yalvarıyoruz. Bütün anneler için rahmet diliyoruz. Nurlar içinde uyusunlar. Asfalt sokinler ulusa vore.